İstanbul, fetihle müjdelenen, çağ kapatıp yepyeni bir çağ açan kadim şehir. Güzelliğiyle dillere destan, dünyanın başkenti. Ve bu şehri çevreleyen surların öte yanında tarihle yoğrulmuş ve güzelliklerini günümüze kadar saklamayı başarmış Zeytinburnu. Eski dönemlerde burada bulunan zeytinliklerden ismini alan Zeytinburnu, birçok uygarlık ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış tarihi bir kent. Denizi, surları, tarihi, yemyeşil parkları, meydanları ve güler yüzlü insanlarıyla Zeytinburnu size mutluluk vaat ediyor. 300 bine yaklaşan nüfusuyla Zeytinburnu'nda modern yaşamla tarih iç içe geçmiş durumda. Burada hangi sokakta gezerseniz gezin, karşınıza mutlaka bir tarih çıkacaktır. Merkez Efendi Türbesi ve Tekkesi, 14 dönüm alan üzerine kurulmuş Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, dini ve kültürel özellikleriyle Meryem Ana Manastırı, İstanbul'un en eski mezarlıklarından Kozlu Mezarlığı, İstanbul'un manevi sahiplerinden Seyit Nizam Türbesi, tarihi ve kültürüyle Yeni Kapı Mevlevi Hanesi, Zeytinburnu'ndaki kardeşliğin simgelerinden Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, İstanbul'un ilk Türk camisi Kazlı Çeşme Fatih Camii, farklı renklerin bir araya geldiği 15 Temmuz Meydanı. 13 mahallenin her sokağında farklı kültürlerden, farklı yörelerden çıkıp gelmiş insanlara rastlarsınız. Burada herkes dosttur, kardeştir. Sevgili Arap Girli kardeşlerim, Zeytinburnumuz Türkiye'mizin 7 bölgesinden, İstanbul dahil 81 vilayetinden gelen kardeşlerimizin kurmuş olduğu bir ilçedir. Aynı zamanda Zeytinburnumuz Balkanlardan ve Türk dünyasından gelen kardeşlerimizin de yerleşmiş olduğu bir ilçedir. Arzu ettik ki sizlerin, annelerinizin, babalarınızın, atalarınızın doğdukları coğrafyayı, yerel kültürümüzü ve yerel zenginliklerimizi daha yakından tanıyalım, çocuklarımıza da tanıtalım. Zeytinburnumuzun en önemli zenginliği sizlersiniz. Zeytinburnu'nun kültürüne, ülkemizin kültürüne katkı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeşillikler içerisinde tabiatın tüm güzelliklerinin eşsiz örneklerini doyasıya yaşayabileceğiniz, tarihin ve kültürün her anını paylaşabileceğiniz eşsiz bir kente yolculuğa hazır mısınız? Öyle uzun uzadıya bir yolculuktan söz etmiyoruz. Sanki daha önce de buralara gelmiş gibi hissedeceğiniz sizden bizden bir yere doğru yolculuğumuz. Başka bir iklime, başka bir coğrafyaya geçiş yaptığımız nadide toprakların adresindeyiz. Burası Arap Gir.
Malatya'ya 114 km, Sivas Divriği'ye 75 km, Elazığ Keban'a 45 km uzaklıkta olan Arapgir, insanı içine çeken atmosferiyle tam bir kültürler merkezi adeta. İlçenin nüfusu 10.000 civarında olup 63 mahallesi bulunuyor. Arapgir'in bilinen eski adı Daskuza'dır. Milattan önce 1200 yıllarında kurulduğu ve ilk yerleşimcilerinin Muşkiler olduğu sanılmakta. 1514 yılına kadar çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan bu güzide topraklar, Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı hakimiyetine girerek bugünlere kadar gelmiş. Bir zamanlar çok sayıda Ermeni vatandaşın yaşadığı bu şirin ilçede az da olsa halen Ermeni vatandaşlarımız ikamet ediyor. Arapgir, Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer alır. Bölge geneline bakıldığında ilçe merkezinin rakımı 1170 metre. Arapgir'in en yüksek noktası ise 2020 metre ile Göldağı. Roma kaldırımlarından patikalarına, köprülerinden hamamlarına, camilerinden üzümüne kadar enfes bir yolculuk hikayesi bekler sizi bu topraklarda. İnsanı ve doğasıyla adeta bağımlılık yapan bu yöre, hayatın tam da kendisini ifade ediyor. Arapgir'de yaşam, tarım ve hayvancılık üzerine kurulu. Yağışı az olan bu arazilerde genelde tahıl tarımı yapılmakta. Buğday, arpa, nohut, mercimek gibi suya fazla ihtiyaç duymayan tahıllar ekilerek ticari gelir elde ediliyor. İlçenin eski bahçeleri çok büyük ve bir kısmını üzüm bağları oluşturmakta. Bu alanlarda birkaç cins üzüm üretimi yapılıyor. Bunlardan en çok tanınan ve üretileni ise kışa dayanıklı olan ve Nisan-Mayıs aylarına kadar tazeliğini koruyabilen Amasya üzümü. Geçmiş yıllarda değerini yitiren üzümcülük, son yıllarda yaptığı atılımla Arapgir'in en büyük geçim kaynağı olmuştur. Arapgir, dünyanın başka herhangi bir yerinde yetişmeyen siyah köhnü ve aşık beyazı isimli üzümleriyle de oldukça ünlü. Bu nedenle her yıl ilçede Eylül ayında bağ bozumu şenlikleri yapılıyor. Üzümün dışında ziraat odası ve halkın işbirliğiyle elma ve kayısı yetiştirilmeye başlanmış. Son yıllarda farklı bir yöntem denenerek sakız ağaçlarına Antep fıstığı aşılanmış ve çoğu orman sırtı köyünde olmak üzere 15 bin adet Antep fıstığı ağacı elde edilmiş. Tarımın her safhasını bereketi bol olan bu topraklarda görebilirsiniz. Özellikle Kozluk Çayı Vadisi ile mahallelerdeki bahçeler sebzeciliğe o kadar müsaittir ki aklınıza gelebilecek her türden sebze yetiştirilebiliyor.
Otlağa ve yaylası müsait olan Arapgir'de hayvancılıkta sıkı bir şöhrete sahip. Büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere yaklaşık 90 bin adet hayvan besiciliği yapılan Arapgir'de, kümes hayvancılığı da 3 bin civarında. Geçim kaynaklarıyla, tarihi mirasıyla sizi alıp götüren Arapgir'e yeşillikler arasından salına salına bir giriş yaptığınızı hayal edin. Kentin sokaklarına inmeden, merkezden biraz uzak gibi görünse de sizi ilk karşılayan Arapgir'in tarihi olarak en eski köprüsü, Kozluk Çayı üzerindeki Meydan Köprüsü olacak. Hemen yanı başında da iki kemerli Sultan Murat Köprüsü bulunuyor. Günümüzde bu iki köprü de kullanılmakta. Geçmişte Sultan Murat yolunun buradan geçtiği bilinmekte. Bugün bile bir zaman tünelini andırırcasına ayakta duruyor. Meydan Köprüsü'nden sonra şehrin içlerine doğru ilerlemenizi sürdürdüğünüzde sağlı sollu evler ilişir gözünüze. Arapgir evleri genellikle bağlar bahçeler içinde, düz toprak damlı taş ve kerpiç karışımından duvarlı 2-3 katlı yapılar. Dağ köylerinde ise tek katlı taş evlere rastlanıyor. Yıllardır ayakta durmayı başarmış bir başka yapı da Gümrükçü Osmanpaşa Camii. Osmanlı dönemi nadide eserlerinden olan bu caminin dış avlusundan baktığınızda, taç kapısı üzerinde bulunan kitabede 1823 yılında yapıldığını görürsünüz. Yapım tarihi bilinmese de kitabesinde onarım tarihinin 1694 yılını gösterdiği bir başka camii de Cafer Paşa Camii. Cafer Paşa tarafından onarılan bu camiyi 14. yüzyılda yaşamış İlhan oğullarından Şeyh Hasan'ın yaptırdığı sanılıyor. Camilerin ne denli önemli olduğunu Arapgir'de bir kez daha göreceksiniz. Öyle ki ilçenin önemli camilerinden biri de Şakir Paşa Çobanlı Camii. Kitabesinden anlaşıldığı kadarıyla 1893 yılında inşa edildiği biliniyor. Şahane bir ahşap işçiliği bu caminin neredeyse her yerinde karşınıza çıkar. Kare plan olan caminin günümüzde restorasyon çalışmaları halen sürüyor. Diğer bir cami ise Mirliva Ahmet Paşa Camii. Köseoğlu mahallesinde bulunan cami kesme taştan yapılmış. Çarşının içinde olduğu için Çarşı Camii de deniliyor. Taç kapı üstündeki kitabe söküldüğünden yapım tarihi net olarak bilinmiyor. Fakat yapı Mirliva Ahmet Paşa'nın yaşadığı 17. yüzyıla ait.
İlçede gezimize devam ederken tarihi uzun yıllara dayanan bir de cemevini ziyaret ediyoruz. Büyük Ocak Cemevi, alışılmış cemevlerinin dışında farklı bir yapıya sahip. Kütük sütunlar üzerine oturtulmuş farklı bir çatıya sahip olan bu yapı, taş oyma ve çamur sıvama tekniğiyle yapılmış. Günümüzde halen faaliyette. Serdan Kayyusuz, Onar köylüyüm. Onar köyünün gönüllü rehberiyim. Köyümüzün 11 yıllık tarihi var. Neolitik çağdan beri yerleşim bölgesi. Romalılar döneminde burası Onar köyü büyük bir metropolmüş. Onar şeyden sonra Bizanslılar geliyor. Bizans'tan sonra Selçuklularla Onar Dede geliyor. Onar Dede yerleşiyor buraya, bu cemevini yaptırıyor. O tarihlerde cemevini yaptırıyor. Aynı zamanda Onar Dede Anadolu'ya gelirken Alaaddin Keykubat'la tanışıyor. Alanya Kalesi'nin alışında Alaaddin Keykubat'a yardımcı oluyor. Ve Alaaddin Keykubat Onar Dede'den diyor ki, benim 3000 askerim var. 3000 askerime yiyecek vereceksiniz. Ve atlarına da arpa vereceksiniz. O diyor ki, çift tutmazsanız hepsinin yiyeceğini veririm. Askerin birisi atını çok seviyor, çift yem tutuyor. Bunu söylemiyor, at çatlıyor. At çatlar çatlamaz, atın sahibini alıyorlar. O içeride gördüğünüz taş vardır, o taş üstündeki. O taşın üstüne yatırıyorlar, 3 defa kılıçla vuruyorlar, başını kesmiyor. Nimirem diyor. Nimirem sağ anlamında, sağım demekmiş. Ve onu alıyor Onar Dede, besliyor. Zamanla yetiştiriyor, dede yapıyor. Burada Elazığ'a bağlı Keba'nın Nimiri köyü vardır. Nimiri'ye bekçi olarak gönderiyor. Oraya yerleşiyor. O köy bizim talibimizdir olduğu gibi. Birçok dedelerimiz de o köyde gömülü. Arapgir'e geldiğinizde uğramanız gereken mekanlardan bir diğeri de tarihi Millet Han Butik Oteli. Çarşı altında, Çarşı Camii'nin hemen karşısında bulunan bu han, kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiş. İçinde restoran bölümü, butik otel ve avlunun tam ortasında bir şadırvan bulunuyor. Kitabesi bulunmadığı için yapılış tarihi net olarak bilinmemekte. Bazı kaynaklara göre 1720 ile 1750 yılları arasında yapıldığı rivayet edilmekte. İsmim Nuri Kaynarca, Arapgir Belediyesi Yaz İşleri Müdürüyüm. Nüfusumuz her gün azalıyor ama biz ilçemizi seviyoruz. İlçemizin gelişmesini istiyoruz. Eğitim seviyemiz gayet yüksek ama maalesef işte okuyan gençler burada iş bulamadığı için dışarılara gidiyorlar, gurbete gidiyorlar. Yani bir tabir vardır, bizim Arapgir'in topalını Halep'te görmüşler diye. Gerçekten de öyle. Arapgir'in Türkiye'nin bütün şehirlerinde insanı var. Turizme yönelik canlandırmaya uğraşıyoruz, çalıştırmaya. Bir de ürünlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Köhne üzümümüz var. Siyah, sofralık, şaraplık. Bu senede reyhan tescillenmesi için uğraşıyor. Çok büyük reyhan tarlalarımız var. Kozluk Vadisi'ne giderseniz görürsünüz inşallah. Gerçekten Zeytinburnu Belediyesi'ni bu konuda kutluyorum. Bizlere inşallah önder olur. Yani biz faydalanırız. Onlar da bizim bu tür kültürel etkinliklerimizden faydalanırlar. Birlikte çalışmayla daha güzel eserler, daha güzel şeyler çıkaracağına inanıyorum gerçekten. Arapgir içerisindeki gezimizi sürdürürken muhteşem görünümüyle bir de konağa rastlıyoruz. Konakların çokça görüldüğü ilçede öne çıkan konaklardandır Cevat Çobanlı Paşa Konağı. Çanakkale başkomutanlarından Cevat Çobanlı Paşa'nın adını taşıyan bu konak da geçmişten geleceğe selam duran güzide eserlerden. Her şehrin, her bölgenin geçmişten günümüze kalan kaleleri vardır. Zamanında stratejik öneme sahip bu kalelerden biri de Arapgir Kalesi.
Eski şehir bölgesinde hakim bir noktada bulunan yapıdan günümüze sadece birkaç burç ve duvar kısmı kalmış. Kale bölgesinde günümüze kadar herhangi bir resmi arkeolojik kazı çalışması yapılmamış olması dikkatimizi çekiyor. Tarihin en ince detaylarıyla bizleri karşılayan Arapgir'de kaya mezarları görmezsek olmazdı herhalde. Ne zaman yapıldığı, kimlere ait olduğu uzaktan bakılınca mağarayı andıran bu mekanlar günümüzde boş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Arapgir'i öyle birkaç günde gezip dolaşamayacağımızın farkındayız. Yorgunluğunuzun tatlı bir yorgunluk olduğu bu şehirde bu kadar gezinmenin ardından elbette açlık baş gösterecek. Buralarda dolmalık biberi ipe geçirip fırında pişiriyorlar. Onun adına da kebap diyorlar. Ama unutmayın, buranın biberi yani dolmalık biberi muhteşem güzel ve çok lezzetli. Buralardan ayrılırken yanınıza buraları hatırlatacak bir şeyler mutlaka alın. Bizim size tavsiyemiz Arapgir reyhanı, Arapgir köhne üzümü, kuru kayısı, pestil, pekmez ve Arapgir kuru dutu olacak. Gitme vaktinin geldiği bu muhteşem coğrafyadan ayrılmak elbette çok zor. Gurbeti sıla yapan tüm Arapgirliler gibi bir gün biz de buralara tekrar geliriz diyorsanız, Arapgir sizi büyük bir heyecan ve coşkuyla bekliyor olacak.